görüyorsunuz. Ecdadımız Boğaz'a 12'sinden baktığınızda normal bir arazi yapısı gibi görünüyor. Kaleler adlı tabyalar ve canını verinceye kadar ecdadımız değerleri buralarda Fatih 25 Şubat 1915 günü bir cuma namazı kıldırır. Beyaz elbiselerini giyerken ben kumandan değilim. Bugün ben yaralanırsam benim üzerime basıp geçin. Ben de öyle yapacağım. Ama düşman şeyi bulacak olan bir karadan asker çıkartmaya başladılar. 500 kale ve Bolayır bölgesindeki sahteydi. Önümüzde şimdi Şehitler Abidesi bölgesinde yaşıyoruz ama Çanakkale'yi ne kadar tanıyoruz sorusunu sormamız. 1925 başlığından hemşerim Hasan'a ben bir mecidiye borç para vermiştim. Onu bulun, söyleyin o nereye harcamıyoruz ki? Bir mecidiyenin telenliğini alıp veremeden şehitlik mertebesine ulaşamayacağını düşündüğünü... Çekiyor oraya da bak. Hadi bakalım. Nasılsın? İyiyiz Allah aşkına. Siz nasılsınız? Bak aslında pek çok iyi. İyi maşallah. Nasıl tutulduğunu? Hepsi çocukların birbirinden iyiydi ya. Hepsi alakalı. Kaç tane? Bende de iki tane var. Allah pardon. Büyük oğlan benim çok. Yola engelledim galiba. İçmemizi istedi ondan. Biz 5-6 arkadaşımız onun evine ziyarete gittik. Beraber oturduk, onunla konuştuk. Ve benim orada en çok ilgimi çeken o ablanın o savaşta, Sırplarla Boşnakların Savaşı'nda ölen akrabaları olmasına rağmen Türklere olan güveni ve sadıklığı hiçbir zaman eksilmemişti. Biz lise vesaire gibi değil. Bir süper lise, bir meslek lisesi, bir de normal lise olması gerekiyordu. Her neyse, benim incelediğim şey, okullarda bizim gibi olanakları yok her şeyden önce. Yani gitmiştik işte, Bosna Savaşı'nda, Bosna'nın kampı bir tünele, savaştaki malzemeleri götürmek için, geçirmek için. O tünele gittiğimizde bir amca vardı orada, bizim Türk olduğumuzu gördüğü için bizi bir video odasına çağırdı ve biz orada gerçek savaşla alakalı gerçek görüntüler izletti. Daha sonra kendi ağzından da savaşı anlattı. Türkçe bilmediği için rehberi. Çocuklarımız bizim gözümüzün aydınlığı, neslimiz, zürriyetimiz, geleceği inşa edecek kişiler. Ama çocuklarımız, bizle birlikte olan gençler Bosna'da şunu gördüler. Birlikte olduğumuz gençler sadece Çanakkale'nin umudu değil. Sadece Türkiye'nin umudu değil. Balkan coğrafyasının umudu, Halep'in umudu. Avrupa'nın umudu, tüm İslam Cumhuriyetlerinin umudu ve dünyanın umudu. Onun için sırtlarında gerçekten çok yük var. Bir tek Çanakkale'nin beklentisi yok, bir tek Türkiye'nin beklentisi yok. Tüm dünya Türklerden fakirler, mazlumlar, savaşta mağdur olan kişilerin bir beklentisi var. Onun için gençlerin sırtında bir tek annelerin, babaların sorumluluğu yok. Tüm dünyanın sorumluluğu var.